Seçim sonrası zaten olaylar yaşanacaktı. Bu belli olan bir senaryoydu. Çünkü zaten oldukça güçlü ve bu gücünü devam da ettirebilecek herhangi bir şeyin elinden o potansiyeli alır, onu zayıflatırsan elinde hala da güç bulunduran o şey daha da canavarlaşabilir. Burada ne anlatmaya çalışıyorum? Şimdi CHP AK Parti'ye seçimde güzel bir tokat vurdu ama hala da devletin en yüksek kademelerinde AKP var. Ve bunları engelleyebilirler. İmamoğlu Binali Yıldırım'a karşı ilk kazandığında da oylar yeniden sayılsın diye bin tane laf söylemişlerdi bata verilecek mi falan bunlar konuşuluyordu. E bugün ne oldu dersiniz? doğuda resmen operasyon düzenlendi. Kayyumlar atandı. En çok konuşulan da Van'dı. Çünkü Van'da halk sokaklara döküldü. Yaşananları protesto etti. Van seçimlerine baktığımız zaman Türkiye'de belediyelerinin tamamını tek parti kazanan o da DEM Partisi. Tek şehir Van'dı. Ben bu durumu kendimce eleştirmiştim. Doğuda birazcık etnisite üzerinden dönüyor siyaset. Ha bunu yapmaya çalışan Türk milliyetçiliği altında bazı partiler de var. İkisini de eleştiriyoruz. Yani resmen biz Kürdüz hadi bize oy verin şeklinde bir olay dönüyor orada. E etnisite üzerinden siyaset yapılınca da aklıma şu sorular geliyor. Burada herhangi bir rekabet oluşmuyor. Adayın iyi özellikleri olması, şehre bir katkı sağlaması vesaire bunlar çok önemli şeyler değil. Önemsenen tek şey adayın Kürt olup olmayışı. E böyle bir durumda da kalitesizlik resmen kaçınılmaz oluyor. Ancak demokrasi böyle bir şey. Bunları eleştirebiliriz. Fakat bir halk yönetim için orayı seçtiyse bunun daha sonrasında kayyumu vesaire olmamalı. Kim seçildiyse kötü veya iyi o yönetmeli. Fakat ne kadar demokratik bir ülkede olduğumuzu biliyorsunuz. YSK da mazbatayı aldı ve ikinci olan AKP'li adaya verdi. Peki bu durum nasıl açıklandı ve neden oldu? Sebebi şu arkadaşlar. Van'da Dem Partisinden aday olan Abdullah Zeydan zamanında zaten içeri girmişti. Neden içeri girdiğini merak ediyorsanız şunları söylemişti. "Senin öyle bir gücü var ki PKK sizi tükürüyür bu tükürüğüyle." Boğar, tükürüğüyle. <laughs> Evet bildiğiniz PKK'lı bir herif. Terör örgütleriyle alakalı ayrı bir hassasiyetim var ve ben ifade özgürlüğü olarak tanımlamıyorum. İçeri girmesi de isabet olmuş. Fakat nasıl olduysa içeriden çıkmış seçilme hakkını geri kazanmış Dem Parti'den bana aday olmuş ve birinci parti olarak başa geçmişti ama geçirmediler. E şimdi bu çocuk oyuncağı değil. YSK'nın kararının ardından dediğim gibi sokaklar zaten Van'da karıştı. Adamın aklına şu soru geliyor. Tamam herif gerçekten sıkıntılı olabilir. Türkiye'nin yıllardır baş belası olan PKK hakkında böyle açık var ve bunları ifade özgürlüğü olarak tanınmıyor. Peki içeri attığınız herifi cezasını da çekti. Buraya kadar da tamam. O zaman bu adam madem seçilmek için uygun değil ve mazbatasını vermeyeceksiniz birinci seçilse de nasıl bu herif aday olabildi? Yani AK Parti'nin kafası şöyle mi çalıştı? Abi zaten Van'da büyük ihtimalle ikinci parti AK Parti olacak. Ama velev ki Van'da AKP kazandı. Hiç sıkıntı yok. İstediğimiz şey oldu. Ama diyelim ki DEM Partisi'nin adayı kazandı. Adamın zaten PKK hakkında böyle söylemleri var. İçeri de alınmış. E biz buraya kayyum atarız yine biz kazanmış oluruz. E burada büyük bir çelişki yok mu? Van Alka'nın iradesine saygısızlık yok mu? E tabii ki insanlar sinirlenecek, protestoya çıkacaklar. Şimdi diyebilirsiniz ki Enes sen bu adamı mı savunuyorsun falan. Bu adamı savunduğun falan yok. Bence hala içeride olması gereken bir herif. Açık bir şekilde terör örgütünün propagandasını yapmış ki bu bahsettiğim terör örgütü öyle bir iki ülkenin resmi olarak terör örgütü sınıfına koyduğu bir örgüt değil. Türkiye'sinden Avrupa Birliği'ne pek çok önemli ülke tarafından lanetlenmiş PKK örgütü. Yani bu adamın desteklenecek bir tarafı yok. Sıkıntı şurada başlıyor. Bu adamı nasıl aday yaptılar? Aday yaptıktan sonra da neden kayyum atadılar? Ve bunu yaptıktan sonra halkın sokağa dökülebileceğini, huzurun kaçabileceğini falan hiç düşünmediniz mi? Daha da büyük bir problem söyleyeyim. Bu demokrasi suikastidir arkadaşlar. Yani bugün belli kalıplar altında Dem Partisi'ne yaparlar. Tepki göstermezsin, bir şey edersin. Sana zaten güzel bir bahane verdiler kullan diye. Bu herif PKK'lıymış, iyi olmuş falan. Aferin abi, susmaya devam et. Demokrasini iyice mahvetsinler. Sonra senden de aldıkları gazla başka bir şey Güdürürler. ...bu sefer CHP'ye de kayyum atamaya çalışırlar... ...ya da bambaşka bir tiranlıkla gelirler... ...hepsinin altına da bir tane bahane bırakırlar ki... ...ne hükümet yanlısı konuşsun, ne muhalefet konuşsun... ...o zaman bir bakarsın... ...ah her yer AKP olmuş, nasıl oldu acaba? Çünkü demokraside sen bir deliğin açılmasına izin verirsen... ...o delik ister istemez genişler. Tabii işin şöyle bir tarafı da var... ...böyle bir adam, zaten PKK destekçisi olduğu açık... ...Dem Partisi niye buna aday yapıyor abi? Yani bazı açıklamalarınızda diyorsunuz ki... ...Türk-Kürt kardeş... Türkiye Cumhuriyeti olarak tanıyorsunuz. Zaten tanımak zorundasınız. Barış barış diyorsunuz. Bizi terör örgütüyle bir tutmayın diyorsunuz. Abi ondan sonra çıkardığınız adamlar böyle. Halkı da kullanıyorsunuz açıkçası. Çünkü halkın pek bir şeyden haberi yok zaten. Sırf Kürt olduğu için oy vereceğini biliyorsunuz. E kolay yoldan belediye işte. O yüzden sadece YSK hükümet kanadı değil, Dem Parti'ye de sorulması gereken sorular var. Özgür Özel konuyla alakalı açıklama yaptı. Van halkı 3 kat fazla oy vererek birisini kendine Büyükşehir Belediye Başkanı seçiyorsa buna karşı saygı olmak hepimizin boynunun borcu. Buna karşı yapılacak bir kumpas, ikinciye mazbata verme gibi rezalet Erdoğan'ın söylediği bütün sözleri hükümsüz kılar. Evet ben gerçekten katılıyorum. Dediğim gibi bunun altına da bazı insanlar işte yok PKK'lı adamı savunuyorsunuz falan yazmış. Olayın PKK'lı bir herif olmasıyla gerçekten uzaktan yakından alakası yok. Dediğim gibi mesele burada demokraside bir delik açılması ve AKP'nin resmen oyun oynar gibi "E zaten kazansaydık kazanmış olacaktık. Kazanamadığımız yerleri de böyle alırız." demesi. Buna tepki göstermek bence hepimizin yapması gereken şey. Erkan Baş'tan da bir açıklama geldi. Önce seçime girmende hukuki bir engel yok diyeceksin. Sonra sandıkta halkın tokadını yiyince kaybettiğin belediyeye mafya gibi çökeceksin. Yeter bu şımarıklığınız, bu küstahlığınız demiş. İstanbul'da nasıl direndiysek Van'da da o şekilde direneceğiz diyor ve yarın parti heyetiyle birlikte Van'da olacaklarını açıkladı. Bu da önemli bir tepki gerçekten. Bence yalnızca bu tepkiler 2-3 partiden gelmemeli. Yalnızca sol partilerden de gelmemeli. Herhangi bir sağ partinin de yarın bir gün başına böyle bir şey gelip gelemeyeceği belli değil. Tabi muhalefet bu konuda gereken tepkiyi verirken PKK destekçisi damgası yememesi için kendine çok güzel açıklaması gerekiyor. Durumu şu ana kadar iyi yönetselerdi ben Twitter'da çok fazla post gördüm. Yine bir yerlerde CHP PKK'lı olmuş. Yani AK Parti bildiğiniz kafasında güzel bir senaryo kurdu. Dedi ki biz bunu bahane olarak atarız ve muhalifler de bizi destekler. Bugün geldiğimiz noktada Twitter'ı falan birazcık incelediğimde görüyorum ki insanların fikirleri de birebir böyle planın dümdüz ilerlemesi beni gerçekten üzdü ama yapacak bir şey yok. Hani şeyi de düşünüyorum. Bugün Van'a kayyum atandı. Acaba 2023 seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu kazansaydı yine mesela mazbatayı vermeme gibi bir durum olabilir miydi? Bu zaten artık tartışmanın bambaşka bir boyutuna doğru gidiyor. Ama hatırlıyorum o zamanlar bile bu konuları tartışıyorduk. Demek ki bir şüphemiz var. Tabii o zaman gösterilecek tepkinin boyutu da çok fazla büyük olurdu. Mesela şu anda sadece Van'da protestolar yapılıyor. Biber gazıyla falan uzaklaştırıyorlar. Keza o bölgeler zaten protestoların sürekli olduğu, polis ve maalesef çok fazla kez karşı karşıya geldiği bölgeler olduğu için birkaç gün sonra olayın daha çok sakinlemesi, protestoların durması ve bu olayın unutulduktan sonra AK Parti'nin işine devam etmesi çok olası gibi gözüküyor maalesef. Bana kalacak olursa muhalefet bu konuda çok daha dik durmalı ve bu konuyu her seferinde gündeme getirmeli. Madem demin adayı uygun değil tekrardan orada bir seçim yapılabilir ki bence de uygun değil. O herifin ben belediye başkanı olmasını tercih etmem kesinlikle. Ancak halkın iradesi hiçe sayılamaz ya da Dem partisi der ki tamam bu adama aday yapmıyoruz başka birisini yapıyoruz bakın ben buna bile okeyim çünkü yarın bunu kabul etmezsen bu herifleri hem daha fazla radikalleştirmiş olursun hem de demokrasine gerçekten onarılmayacak bir hasar verirsin enes ne bu demokrasi demokrasi diye ağlıyorsun derseniz arkadaşlar refahın yolu oradan geçiyor öyle her şeyi kapatarak yasaklayarak olmuyor öyle ülkelerin ne halde olduğunu zaten görüyorsunuz o yüzden burada bir şeyleri anlatmaya ve savunmaya çalışıyorum ve bunu yaparken de ilk bir şeyin özellikle PKK'lı damgası yememeye çalışıyorum. Ve bu gerçekten ip üzerinde cambaz olmak gibi bir şey. Sizin de yorumlarınızı merak ediyorum konuyla ilgili. Yayınlara yavaştan başlayacağım bu arada. O yüzden katıl hakkında sizlere ufak bir şeyler söylemek istiyorum. Katıl güncellendi. Yayınlarda çete katılmak, videolara daha erken erişim ve özel canlı yayınlar için katıla üye olabilirsiniz. Dinlediğiniz için sağ olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.